Signora Sessa, sizin gibi dünya ünlü bir modacının ülkemize geldiğini öğrenince kulüp olarak sizinle derhal tanışmak istedik. Sizinle tanışmak büyük bir şeref. O şeref bana ait. Nasıl yardımcı olabilirim size? Signora Sessa, biliyoruz ki İtalya'da birçok kulübün forma tasarımı size ait. Biz de kulüp olarak modern bir çizgi yakalama hedefindeyiz. Bunun için yeni bir stadyum projesi, forma tasarımı, hatta yeni beslenecek marş bile var. Her şey işinde en iyi kimse onun elinden çıkacak, hedefimiz bu. Ve biz buraya forma tasarımını işinin en iyisiyle görüşmek için geldik. Teşekkür ederim. Yarın saat 11'de ilk alternatifler masanızda olacak. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Otur. Şimdi bakalım beni yine şaşırtabilecek misin? Anlamadım signora. Tasarım işi sende. Nasıl yani? Biliyorsunuz ki benim bu konuda çok bir tecrübem yok. Yani hiç yok. Ama şey, kendime güvenim tam tabii. Onda sıkıntı yok. Ama yarın dediler ya hani yetiş... Yok tabii, gerçi yetişmeyecek olsa siz niye yarın diyesiniz? Yetişir mutlaka ama ben... Öykü, işi yapabilir misin demedim. İş sende dedim. Aynı işi öneme de vereceğim. Ortaklık güzel. Ama ben ortaklıkta da patron kim bilmek isterim. Onlara patron kim göstereceksin. Bu da ilk ödemen. Ayrıca pasaportla ilgili her şeyi bugün hazırlıyorsun, tamam mı? Pasaport mu? Uluslararası bir şirketin yöneticisi olacaksın ve pasaportsuz olacaksın, öyle mi? Beni temsil ediyorsun Öykü. Unutma. Bugüne kadar ben daha hiç kaybetmedim. Kapiş. Kapiş. Anlayacağın iş bu önem. Ben yokken İstanbul'da beni temsil edecek... İmza yetkimi vereceğim. Tek kişi kim olacak? Bu projeden sonra karar vereceğim. Sence Öykü böyle bir göreve hazır mı? Mağlubiyeti baştan kabul ediyorsun yani. Yani Öykü böyle bir pozisyon için benimle rekabete hazır mı demek istedim. Tamam, Öykü çok yetenekli. Ama çok genç, henüz hazır değil. Böyle ani ve hazırlıksız bir rekabeti kaybederse küsebilir. Onu toptan kaybedebiliriz. İş hayatı riskleri kaldıramayanların alanı değil, beceremeyen evine döner. İşte ben de bundan korkuyorum. Yolun başında geri dönmesinden. Böyle ağır bir yükü bu kadar kısa zamanda kaldırabileceğine inandıramıyorum da kendimi. Birkaç hafta önce birisi karşıma geçseydi, bana deseydi ki senin tasarımlarını bir yeni yetme değiştirecek ve sen onları o kadar çok beğeneceksin ki onu görmeye İstanbul'a gideceksin. İnanmazdım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.